Türkiye'den Yunanistan'a misilleme. Yarın Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyinde tatbikat yapacak. Yunanistan, Oruç Reis'in araştırma yaptığı alanda tatbikat yapma kararı almıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina yönetiminin kararına sert tepki göstererek gerilim artar ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türk ve müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir ifadelerine yer verildi. Yunanistan, Oruç Reis'in araştırma yaptığı alanda tatbikat yapma kararı almıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Atina yönetiminin kararına sert tepki göstererek gerilim artar ifadelerini kullanmıştı. Türkiye, Oruç Reis için Navtex süresini 27 Ağustos'a kadar uzatmıştı. Daha önce ilan edilen Navtex'in süresi dün doluyordu. Öte yandan Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler sonrası Yunanistan, Türkiye'ye karşı Avrupa ülkelerini arkasına almaya çalışıyor. Türkiye ile başa çıkamayacağını anlayan Yunan'ın ümidi Avrupa. Yunan basınına yansıyan haberlerde İspanya ve İngiltere'nin Yunanistan'a fırkateyn göndermeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Provokatif adım. Türkiye'nin Navtex süresini uzatmasının ardından Atina'da yeni Navtex ilan etti. Öte yandan Yunanistan, Oruç Reis'in faaliyet alanını da içine kapsayan bölgede tatbikat yapma kararı aldı. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor. Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide 2 ve 3 boyutlu sismik, gravit, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi 8000 metre derinliğine kadar 3 boyutlu, 15000 metre derinliğine kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor. Navtex nedir? Navtex, denizcilere meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin deniz kuvvetleri denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmuş oluyor. Yunanistan'ın Oruç Reis'in faaliyet alanında tatbikat yapacağını açıklamasının ardından Türkiye'den ilk tepki geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, Atina yönetiminin aldığı kararın gerginliği arttıracağını vurguladı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde haklı olduğunu da kaydeden Akar, bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini açıklamasını, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Akar Başkanlığı'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Deren'in katılımıyla video konferans toplantısı düzenlendi. Toplantıda Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ile donanma komutanları, devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Komutanlardan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Akar, daha sonra yaptığı konuşmasına Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek arama kurtarma çalışmalarında görev alan personeli tebrik ederek başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği doğal gaz rezervi müjdesinin daha büyük ve önemli stratejik teşebbüslerinin de dayanağı olacağını ifade eden Akar, yoğun bir dönemden geçen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı ve personeli kutladı. Terörle mücadele harekatlarının kararlılıkla devam edeceğini belirten Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin deniz kuvvetlerimiz Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli ve kararlı, ayrıca buna da muktedir şeklinde görevlerini yerine getiriyorlar ifadesini kullandı. Faaliyetlerimizde haklıyız.
Asil milletin sevgisinin, güveninin ve duasının Mehmetçik'le olduğunu belirten Akar, faaliyetlerimizde haklıyız. Onun için de kararlı ve azimliyiz. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz dedi. Bakan Akar ayrıca Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan ederek tatbikat düzenleyeceğine yönelik açıklamasını, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlendirdi. Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak yeni adım. Yunanistan Doğu Akdeniz'de gerilime neden olan hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'ye karşı yanıt olarak Doğu Akdeniz'de bir karşı Navtex ilan etti. Yunanistan'ın Türkiye'nin Meis Adası açıklarında petrol ve doğalgaz arama amaçlı sismik araştırmalarını genişletmek için yayımladığı Navtex'e karşılık olarak bir Navtex yayımladığı belirtildi. Söz konusu Navtex yarın yürürlüğe girecek ve 27 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Navtex, Girit, Kerpe, Rodos ve Meis'in güneyini kapsıyor. Türkiye, Oruç Reis gemisi için ilan ettiği Navtex'i 27 Ağustos'a kadar uzatma kararı almıştı. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.